Tüm sine filozofi okurlarına merhaba. Sine filozofinin ilk sayısında sanat ontolojisinden sinemaya bakmak başlığıyla yayınlanan makalemde sinema sanatının ontolojik imkanı ne olduğu sorusuna bir yanıt aramaya çalıştım. Bu anlamda öncelikle sanat ontolojisine ilişkin genel bir çerçeve çizdim. Antik mimesis kavramını Platon açısından değerlendirdim. Bilindiği gibi antik mimesis kavramı bir şeyi taklit veya temsil etmek anlamına gelmektedir. Platon sanatı bir mimesis etkinliği olarak değerlendirmiştir. Bilindiği gibi Platon için bir yanda idealar evreni vardır ki idealar evreni ancak kavramlarla anlaşılabilir bir evrendir. Diğer yanda ise herkes tarafından duyumlanabilir olan fiziksel gerçeklik alanı vardır. Fiziksel gerçeklik alanı İdeaların eksik ve kusurlu bir sureti ya da yansımasıdır. Sanat işte bu eksik ve kusurlu tikerleri taklit ettiği ölçüde ontolojik açıdan düşük bir etkinlik olarak yorumlanmıştır. Çünkü tikerler ya da nesneler orijinal örnekleri taklit ederken sanat bu orijinal örnekleri değil, orijinal örneklerin kusurlu bir yansıması olan tikerleri taklit eder. Tam da bu noktada Deleuze, Platon'daki mimesis kavramını aslında bir simülakrum ya da simülark düzenine işaret ettiğini söylemiştir. Çünkü tikerler orijinalleri taklit ettiği için meşru birer talipken bu idaları yansıtmada, sanat bu orijinallerin kopyalarını ya da suretlerini taklit ettiği için gayrimeşru bir taliptir. Dolayısıyla Platon için mimesis kuramı açısından sanat eserlerinin ontolojik açıdan düşük bir statüsü vardır. Fakat Platon'da bir yandan da sanatın başka bir kavrayışı da vardır. O da poiesis kavramıyla ifade ediliyor. Poiesis, var olmayan bir şeyin yaratılması anlamına gelir. Sanat bu anlamda imgelem yetisine dayanır ve var olmayan şeylerin yaratılması anlamına gelir. Bu ikinci kavrayışta sanatın ontolojik açıdan daha yüksek bir statüye tekabül ettiğini görmek mümkün. Zaten bu konu değişik yorumcular tarafından, örneğin felsefe tarihçisi Kopleston tarafından üzerinde durularaktan Platon'da aslında sanatın kavrayışına ilişkin çelişik öğelerin olduğunu vurgulamıştır. Poiesis kavramının modern ontolojinin kurucusu Nikolai Hartmann da bu kez objektivasyon kavramı altında yorumlandığını görüyoruz. Objektivasyon da tıpkı poiesis gibi var olmayan bir şeyin yaratılması anlamına geliyor. Sanat eserine bu açıdan baktığımızda bir yandan fiziksel gerçekliğin varlık alanı başka bir boyutu oluşturuyor. Diğer yandan sanat eserinin yarattığı varlık alanı başka bir alan oluşturuyor. Dolayısıyla sanat burada tam anlamıyla özel bir statüye kavuşuyor. Yapma varlık alanı olarak sanat eseri, üstelik de sanatçıların imgelem yetisine de imgelem yetisi tarafından yaratıldığı için ontolojik açıdan gerçek dışı ya da Hartmann'ın deyimiyle irreal bir alan olarak değerlendiriliyor. Bu irreal alanda Hartmann'a göre fiziksel gerçeklikte hakim olan varlık kategorileri yerine estetik form yasası işlemektedir. Yani sanatın varlık alanında tamamen sanatsal başkalaşımlarla yaratılan bambaşka bir varlık boyutu vardır. Üstelik Hartmann, Platon'un tersine fiziksel gerçeklikle sanat eseri tarafından yaratılan gerçeklik arasında bir hiyerarşi kurmaz. Bunun da ötesine giderek sanatın insanın özellikle ruhsal ve tinsel varoluşunu anlamada diğer etkinliklere göre daha üstün bir yetiye sahip olduğunu iddia eder. Hartmann'da modern sanat ontolojisine ilişkin daha birçok kavram var. Bunları da ayrıntılı olarak makalemde işlemekteyim. Buradan sinemanın sanat ontolojisine uzanırsak eğer, öncelikle sinematografik imgenin diğer imge ya da göstergelerden önemli farkı bilindiği gibi imgeye hareket kazandıran bir yapıya sahip olmasıdır. İmgenin hareket kazanması öncelikle fiziksel dünyanın kaydının ve ifşasının daha yetkin bir gerçekleştirilmeyi yapması açısından
tabii ki sanat tarihinde bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Bu anlamda özellikle André Bazin ve Krakauer gibi sinema teorisyenleri kameranın yeni bir bilinç biçimi yarattığını da söylerler. Çünkü kamera görme yetisiyle karşılaştırıldığında insanın gözünden çok daha yetkin şekilde fiziksel gerçekliği kayıt ve ifşa eder ve böylece fiziksel gerçekliğin daha önce görülmeyen yanlarını ortaya koyar ve ifşa eder. Bazin ve Krakauer tabii bu anlamda kamerayı özellikle fotoğrafik görüntünün meziyetleri açısından değerlendirir. Ve üstelik kamera ya da sinematografik imge fotoğraftaki duruk resimlere hareket kazandırması açısından fotoğrafa oranla gerçekliğin kaydedilmesinde çok daha yetkin bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bütün bunlara karşın özellikle André Bazin'de beliren bir görüş olarak kamera fiziksel gerçeklikle bir özdeşlik kurmaz. Tam tersine kamera bilinci daha farklı bir gerçeklik düzlemi yaratır ki Krakauer gibi bir yorumcuya göre bu gerçeklik düzlemi normal fiziksel gerçeklikten çok daha katmanlı bir düzlemdir. Çünkü burada sanatsal başkalaşımlar var. Sanatçının imgeleme yetisiyle şeyin fiziksel gerçekliğin potansiyelliklerini ortaya koyduğu yeni bir yaratma işine soyunması var. Dolayısıyla nereden bakılırsa bakılsın Bazin ve Krakauer için fiziksel gerçeklikle bir özdeşlik kurmamasına rağmen sinematografik imge bir yandan hem o gerçekliği kaydediyor ama o gerçekliğin ötesindeki kimi varlık alanlarında yeniden insan gözüne sunuyor. Fakat André Bazin için sinemanın kayıt ve ifşa işlemi çok önemli olsa da Bazin sinemanın uzamda yaratılan bir yanılsamaya dayandığına değiniyor. Bundan dolayı da André Bazin için sinema sanatı aslında bir yanılsama sanatı olarak değerlendiriliyor ontolojik açıdan. Benzer bir görüşü bir filozof Alain Badiou'nun sinemayı değerlendirirken başvurduğu argümanlarda da görüyoruz. Alain Badiou için sinema sadece uzamda yaratılan bir sahte harekete dayanmıyor. Aynı zamanda kurgu ile hareket zaten çok önceden askıya alınıyor ve çerçeleme vasıtasıyla harekete başka bir sınır daha getiriliyor. Dolayısıyla Alain Badiou için sinema ideleri sunsa da, idelerin bir yansımasına dayansa da yine yanılsama sanatı olarak değerlendirilmiştir. André Bazin ve Alain Badiou'dan farklı olarak Krakauer daha çok sinemanın fiziksel gerçekliği kayıt ve ifşa etme yetisi üzerinde daha çok durmuştur ve daha çok sinemanın fiziksel gerçekliğin kurtuluşu dediği bir projeyle ilişkilendirmiştir Krakauer. Bu anlamda Krakauer'in kuramı, Film Teorisi adlı kitabında geliştirdiği kuram daha çok sinematografik imgenin gerçekliği yansıtmadaki başarısıyla ilişkilidir. Tabii sinematografik imgenin ilk değerlendiren yorumculardan birisi de sanat tarihçisi Arnold Hauser. Arnold Hauser'in önemi bugün Deli Özcü gibi görünen birçok görüşü daha erken bir tarihte eserinde yer vermesinden kaynaklanıyor. Çünkü Hauser sinematografik imgenin Berg sonucu zaman anlayışı açısından taşıdığı olanaklarla yorumluyor. Her şeyden önce sinema bir veya birkaç farklı olay dizisini bir arada sunma yetisiyle Berg sonucu eş zamanlılık düşüncesinin en iyi şekilde gösterildiği bir sanat olarak ön plana çıkıyor Hauser'de. Tabii makalemde Hauser'in görüşlerini çok daha ayrıntılı şekilde işliyorum. Arnold Hauser hatta sinemaya adeta metafizik bir görev de yüklüyor. Dünya ölçeğinde yeni bir uygarlık fikrinin, yeni bir aile fikrinin yaratılmasında sinemanın taşıdığı olanaklara vurgu yapıyor ki bu bizde Döröz'de de çağrıştıran bir görüş olarak yankı buluyor.
Zira Deleuze'de yine Krakauer'i de hatırlatan bir görüşle sinemanın yeniden inanılacak bir dünyanın varlığına bize inandıracak bir sanat olarak değerlendirmişti. Sonuç olarak Deleuze'e kadar olan kısımda sinemanın ontolojisine ilişkin tabii bu makalemde değinmedim birçok daha görüş ortaya koyulmuştur. Fakat Deleuze'nin önemi bana kalırsa hem sinema ontolojisini hem de ontolojinin kendisini sorunlaştırmasından kaynaklanıyor. Çünkü Deleuze felsefe tarihi içerisinde iki kavram çiftinin önem kazandığı bir görüşten hareket ediyor. Nedir bu kavram çiftleri? Gerçek ve gerçek dışı. Gerçek ve gerçek dışı ve gerçek dışı ile ilişkilendiren muhayyer kavramlarını değerlendirdim makalemde. Deleuze'e göre aslında gerçek ve gerçek dışının bir krize girdiği anla karşılaşıyoruz sinemada. Nedir o? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra onun zaman imgesi adı altında incelediğim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Avrupa sanat sinemasında irrealle yani gerçek ve gerçek dışının değiş tokuş edildiği, artık gerçek ve gerçek dışı alanların birbirine karıştığı yeni bir düzlemden söz ediyor Deleuze. Dolayısıyla bu kavramlarla çalışmayı bırakıyor. Biz çünkü Avrupa sanat sinemasında özellikle düşler, fantazmalar, işte karakterlerin geçmiş anılarına yönelik imgelerle karşılaşıyoruz. Ve bizzat karakterlerin kendileri de zaten bu filmlerde gerçek ve gerçek dışını karıştırır şekilde sinema perdesine yansıtılıyor. Dolayısıyla Deleuze için gerçek ve gerçek dışı kavramı Bergson'dan da aldığı görüşlerle felsefenin bir kriz anına denk düşüyor. Bütün bu noktaları tabii makalemde çok daha ayrıntılı bir biçimde değiniyorum. Ve sonuç olarak sinematografik imgenin iki önemli özelliği ortaya çıkıyor. Birincisi değindiğim gibi imgeye hareket kazandıran bir yapıya sahip olması. İkincisi ise fiziksel gerçeklikten çok daha katmanlı bir gerçekliğe, insanın ruhsal varoluşunun araştırmasını da teşvik eden bir gerçekliğe yer açması. Dolayısıyla sinema bir yanıyla kayıt ve ifşa yetisiyle fiziksel gerçekliği yetkin bir şekilde anlatan bir sanat olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan özellikle Deleuze'ün zaman imge rejimiyle dikkat çektiği insanın ruhsal varoluşunun araştırılması, karakterlerin öznel zamanlarını anlatarak yeni bir zaman boyutunu gündeme getirmesi nedeniyle sinema ontolojik bakımdan oldukça potansiyellikleri yüksek bir sanat olarak değerlendiriliyor.